Akademi Ligi'nde mücadele sürüyor. İkinci haftanın ilk günün ikinci karşılaşmasında Five Run Akademi ile Galacticos Akademi birazdan vade kozlarını paylaşacak. Bu haftaya girilirken Five Run Akademi henüz galibiyet yüzü göremedi. Öte yandan Galacticos ilk haftayı birçok takımın olduğu gibi 1-1 kapattı. Ve de yani 11-2'nin aslında bölgemizdeki ilk temsilcileri ilk maçta gördük. Farklı yasaklamalar, farklı tercihler yapıldı. Bakalım bu maçta neler olacak ki? Yani daha yasaklamalardan çok daha ayrı bir maça gittiğimiz belli oluyor. Tabii Howl'un olduğunu söylemek lazım ilk başta. Onda birazcık etrafında gelişmişti. Ama burada MF ve Gragas Kemba'nın ellerinde göreceğiz. Kemba bu arada geçen sene de çok iyi performanslar gösteriyordu. Geçen hafta, daha doğrusu geçen sene. Geçen hafta da fena olmayan performanslar gösterdi. Tehlikeli bir nişancı. Ben ileride yani üst tarafa sıçrayıp Şampiyon Ligi'nde de boy gösterebileceğini düşünüyorum. Belki de o adayların arasında en önde gelen bir sonraki Şampiyonluk Ligi yıldız adayı Akademi Ligi'nde Kemba gibi gözüküyor. Ve Olaf. Tabii Olaf boşta kalınca geçen maçta neler yaptığını görmüştük. Pantheon da yine aynı şekilde çok tehlikeli. Geçen maçta Pantheon'a kimse vuramadı, kimse dokunmadı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ve seçilmemişti. Bu maçta her iki ormancı da gitmiş oldu bu şekilde. Bu arada Galio hem orta koridor hem aşağı koridor için düşünebilen şampiyonlardan bir tanesi. Ve aşağı koridor odağı devam etti. Andrea ile Delan'ın şampiyon havuzu birazcık daralmış oldu bu şekilde. Affediyorsun açıkta olduğunu söylemek lazım. Belki bu maçta kıymeti artabilir. Thresh ile beraber. Kaysan'ın olmadığı senaryoda. Yine aynı şekilde açıkta olan şampiyonlardan bir tanesi de Nidalee'ydi. Onu da almayı başardılar. Samira'yı unutmayalım. Samira şu an bizim bölgemizde çok fazla görmedik. Şampiyon Ligi bazında konuşuyorum. Ama burada görebileceğimiz şampiyon adaylarından bir tanesi. Akademi Ligi'nde aslında şeyleye kıyasla birazcık daha fazla gördük Cönü. Evet, evet. Ya tabii Akademi Ligi'nin genel mücadele seviyesi çok yüksek olsa da takımların birbirine uyumu ve sinerjisi birazcık daha düşük Şampiyonluk Ligi'ne kıyasla. Bu da Samira'nın işletilmesini birazcık daha kolay kılıyor. Evet. Bu arada Renekton her iki takım için de değerli olabilir. Çünkü seçilen iki ormancı da Renekton'da çok iyi çalışan ormancılar. Nidalee bir tık daha iyi olabilir hatta. Johnny 11.2 yamasında da Renekton açık bırakılmamış şu ana kadar üst liglerde oynanan karşılaşmalarda. Ama burada Galacticos'un ellerine gitti. Yani tek bir Nidalee ilk tercihi karşısında Lilia ve Renekton. Renekton burada kör olsa bile bence iyi bir takas. Evet. Çilek adam yine yaptı yapacağını. Güzel tercih ama Kenan'ı unutmayalım. Kenan hem baskından kaçma hem de Renekton'un darlama noktasında çok iyi işler çıkarabiliyor yukarı koridorda. Şampiyonluk Ligi'nde görmüştük bunun bir örneğini. O yüzden tercih edebilir. Evet, Twisted Fate. Camille de açıkta. Acaba bunu yaparlar mı? Yan koridorda o Renekton'a dünyayı dar ederler mi? Diye bakıyorum. Skewer. Acaba isteyecek mi bunu? Eğer ki burada seçmezlerse de bu arada yasaklanacağı evet, neredeyse garanti. Ama Samira'ya gitmeyi istediler burada. Andrei'nin ellerinde izleyeceğiz Samira'yı. Burada Galacticos acaba bir nişancı kapatmak ister mi? Havuz birazcık daha da daralacak yani. Biz Fortune ve Kaysa zaten gitti. Samira'yı rakip takım aldı. Senin söylediğin Aphelios tercihi haricinde akıllara gelen başka... Jin. Kalista bu arada bir miktar oynanmış. Hı-hı. Evet, Jin'i almak zorunda kalır. Eğer çünkü şeyi alırlarsa, Aphelios'u alırlarsa Thresh yasaklaması gelirdi ve Aphelios böyle bakardı ekrana. Yapabileceği çok fazla bir şey kalmıyor. Özellikle Twisted Fate'in olduğu bir senaryoda. Sürekli aradan çıkacaktı. O yüzden Jin mesafesini korumayla daha fazla iş yapabilecek bu kompozisyonda. Burada hem Leona hem de Rel'in yasaklandığı bir dünya var mı acaba? Ama Camille, Galacticos Akademi adına zorunlu bir yasaklama artık. Ya Samira'nın önceliği bu kadar fazla mıydı bilmiyorum. Evet, burada Jin'i alıp belki geriye kalan şampiyon havuzuna saldırabilirlerdi Andrei'yle. Ama Twisted Fate ile Camille'in oyuna kattığı çok fazla şey var. Evet. Yani nişancıya gerek kalmadan oyunu bitirebiliyorsunuz belki bu ikili etrafında doğru oynarsanız. Ki Camille'in şu anda metadaki yeri de Samira'nın oluşturduğu yoğunluktan çok daha fazla. Oyunun her yönünde öyle. Yani koridordan tutun oyun sonundaki 1-3-1'lere kadar ve Twisted Fate'in bir anda, Camille'in bir anda olduğu bir 1-3-1 de gayet iyi duyuluyor. Ya birisi bir çılgınlık yapar mı ya? Gerçekten şu Twisted Fate'in karşısına bir Nocturne çekecek mi birisi? Çok merak ediyorum. Ya çünkü çok cuk oturacak. Aldığı güçlendirmelerden sonra. Haritada da onun yaptığı her şeyi yapıyor. Haritada yaptığı şeyleri çok güzel engelliyor.
Ori yasaklaması geldi. Lucian'da tabii orta koridora yapılan bir yasaklama. Şimdi muhtemelen Phenomenal'ın tercihi yapılabilir burada. Zaten orta koridoru gördükleri için Zoe, Victor bir büyücüye doğru gidiyoruz gibi. Büyücüye gidiyoruz ama yani Victor bu noktada doğru mu acaba? Twisted Fate'in karşısında erken aşamada ittirme noktasında zorlanacak. Onu takip etme noktasında zorlanacak. Evet, oyunun sonunda takım savaşlarında özellikle çok büyük bir güce kavuşuyor ama oyun o noktaya gidene kadar işten geçmiş olur mu? Irelia. Renekton'un karşısında düşünüyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Uzun koridorda biraz sıkıntılı. Evet. Peki bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu, dengeleme... bu çok daha mantıklı olabilir. Bu çok daha mantıklı olabilir. Hem de bir nasıl diyeyim, ön saf olarak kullanabilecekleri ve ihtiyaçları olan bir nokta. Evet, bu son yamada bir tık hani değiştirildi. Gücü belki azaldı ama günün sonunda aynı eşya düzeniyle aynı işi yapabiliyor. Aatrox. Ve de yani evet, rakibin o hassas bölgelerini bulma noktasında ya yani Renekton o fırsatı vermeyebilir ona ama zaten onun amacı koridordan çıkmak ve takım savaşlarına kavuşmak. Son olarak da Thresh, belki bir Aphelios olmadı yanında ama Jhin için de gerçekten iyi bir çıkış noktası diyelim. Genelde çünkü çıkışını sağlayacak onun kötü durumlardan. Biraz tehlikeli bir alt koridor ikilisi. Rell, Samira. Evet. Öte yandan diğer tarafta hiç fena değil. Özellikle Jhin'in yanında kitle kontrol sahibi olan destek şampiyonlarını ne kadar sevdiğini biliyoruz. Trajediyi tutturduğunuzda yerine sabitlemek için. Bu noktada yani iki yöne de gidebilecek bir koridor. İlk avantaj sanki Jhin Thresh'te gibi gözüküyor bir miktar ama yanlış oyunları da özellikle ilk hafta akademi maçlarında, birinci gün maçlarında yanlış oyunları ne kadar iyi cezalandırabildiğini gördük şampiyonun. Bakalım burada nasıl bir sonuç gerçekleşecek? Fyvern'ın akademiyle Galacticos Akademi, Akademi Ligi'nin ikinci haftasında kendilerinin ilk karşılaşmasında birazdan Sihirdar Vadisi'nde karşı karşıya geliyorlar. Akademi Ligi'nde günün ikinci karşılaşması Fyvern'ın Akademi ile Galacticos Akademi arasında. Hatırlatalım, ilk hafta maçları sonucunda Fyvern'ın galibiyete ulaşamayan iki ekipten biriyken Galacticos Wildcat karşısında aslında sürpriz bir galibiyet almıştı. Çünkü kadrolar arasında aslında ciddi bir kalibre farkı da vardı. Ardından ama hemen ertesi gün Aurora Akademi'ye mağlup oldular ve haftayı 1-1 tamamladılar. Burada kompozisyonları da düşününce kimi galibiyete daha yakın görüyorsun Johnny? Ben Galacticos tarafının kompozisyonunu daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Çünkü Five Run'e nazaran onların çok ekstra bir şey yapmasına gerek yok gibi. Hamleyi yapması gereken taraf bence birazcık daha zor oyunları denemesi, bir şeyler denemesi gereken taraf Five Run'in gibi gözüküyor. Twisted Fate'iniz var, altın seviyede bir oyun yapmanız lazım. Hatta iki tane ultiyi üst üste değerlendirmeniz gerekiyor. Samira özellikle orta oyuna çok güçlü girmesi gereken bir şampiyon. Çünkü yakına giren, içeri giren bir şampiyon. Evet, belki bir kritik vuruş şampiyonu nişancısı ama diğer hiper taşıyıcıların yanında birazcık daha geride kalıyor o anlamda. Ve oyun sonunda müthiş bir güçle girmiyor. Yine aynı şekilde Nidalee oyundan düşmesi çok muhtemel bir şampiyon. O yüzden birazcık da hani karşıda Victor olduğunu düşünecek olursak, hatta Jhin gibi bir şampiyonun da varlığından söz edecek olursak, oyunun uzaması bence onların çok işine gelmeyebilir. Şunu söyleyeceğim bu arada, bir bölümü Samurai'ye ayırmak istiyorum. Bu koridorda Thresh Samurai'ye karşı zorlanacaktır. Kılıç girdabı çünkü hem Jhin'in hem Thresh'in yeteneklerini çok iyi bloklayabiliyor. Hatta bilmiyorum, görmüş müydün daha önce? İyi atılmış bir kılıç girdabı Lillian'ın ultisini kesiyor. Lillian'ın ultisi? Evet. Ben de ilk defa geçenlerde LPL'de veya LCK'de izlemiştim. Gerçekten bunu yapabiliyor. Görmemiştim ama biraz kırık gibi geldi Johnny. Biraz kırık. Bayağı kırık hatta. Yani uyutmadı takım arkadaşlarını. Böyle garip bir etkileşim var. Kılıç girdabı bence çok potansiyel olan bir yetenek. İyi kullanıldığında... Yani takım savaşının gidişatını hani bir Yasuo duvarı gibi değiştirebilecek bir yetenekten bahsediyoruz. O bu arada çok fazla hasar yedi. Tutuşturdu da bırakıldı dellerin üzerine. Attan da düştü. Başına gelmedik kalmadı Rell'in. Allah'tan orada ekstra bir kalkan kazanıyordu, yoksa %100 ölmüştü. Şifa da geldi tabii anda Rell'den, onu da belirtelim. Evet. Alt koridorda işleri birazcık zorlaşmış olabilir. Hem can açısından sıkıntıda.
Yani iksiri de kalmadı Dellal'in bir yandan. Hem de onu kurtarabilecek bir şifaları yok. Bir sonraki ölüm cezası adının hakkını verebilir onun aleyhine. Bu arada şunu söyleyelim. Burada Red'in attan inmesi de ata binişi çok tehlikeli. Çünkü ata bindikten sonraki o ufak savurma etkisini çok güzel tamamlayabiliyor Samira. Orada da öyle güzel bir uyumları var. O yüzden çok dikkatli oynaması gerekiyor. Özellikle ata biniş zamanında, yani attan indi de çok zayıf gözüküyor. Çok yavaş. Böyle çok böyle üzerine gidebilecek bir şampiyon gibi ama... bir anda işleri tersine çevirebilir ata binerek ve Samir ile güzel bir kombo yapabilir. Bu arada Skewer'dan çok güzel kaçtı. Alesta çifte kespiç kullandı ve yetenek menzilinden uzaklaştı. Güzel oyun. Ödülü de tabii avantajlı bir takas olarak döndü kendisine. Kule altında bu arada Lilia gelir mi? Riskli olur Aatrox'a bunu yapmaya çalışmak ama Renekton geri dönmekten vazgeçti. Lilia da Yampiri Yengeci aldığı anda... Acaba bir skordör ziyareti yapar mıyım diye düşünüyordur. Tabii mavinin hemen önündeki totem Lilia'nın bu gelişini gösterecektir Aatrox'a. Ben burada görüş bitkisini totem zannettim. O da bana yazsın. Orada bir totem falan yok sevgili izleyiciler. Kusura bakmayın. Alesta şimdi sersemletti rakibini. Beach'le de içinden çıkmayı başardı o cehennem prangasının. Evet, o Gromp'a bulaşmayacak gibi. Kendiz ve... Elinde o tarafa döndü. Teşekkürler sevgili Reji. Ama yani ya çocuk düşmüş bir de yerdekini vuruyorsunuz. Ayıp. Olsun. Düştüysem de kalkmasını bilirim Cön. Yanındayım Regardur. Teşekkür ederim. Bu zorluklarda göğüs gireceğiz bu Reji'ye karşı. Hem manevi hem de fiziksel olarak da yanındasın gibi görüyorum şu anda. Bak ekranı kapatacaklar. Bir sonraki hamleler o çünkü biliyorum. Geçen sene bunları yaşadık. Başına geldi seni. Ve aşağı koridorda yalnız minyon noktasında birazcık sıkıntılı dakikalar geçiriyor Andriel. Ama büyük bir minyon dalgası geliyor üzerine. Bakalım onların ne kadarını alabilecek kule altında. Şu anda 11 minyonluk bir dalga geliyor. Bunu aldığı anda farkı o 4'e indirebilir. 4 kabul edilebilir bir seviye. Evet, evet. Tabi buradaki relle koordinasyonları önemli olacak. İlk minyonunu kaçırdı. 2 tane kaçırdı bu arada. Öyle mi? Peki. Çok yakından izledik. Muhtemel bir 35'in 28'ine kaldılar ki muazzam bir rakam. 4 tane mi alabildiler? Evet 4 tane alabildiler. Ya relede gidenler var tamam ama niye? Orada şey yani bir destek ile nişancı arası bir uyum vardı ya ilk vuruş sen yaparsın falan. Belki de reli beslemek istiyorlar. Destekler de bazen orada abi elim kaydı abi biraz geç vurdum ya falan gibi bahanelere sığınır. Tabii canım. Bunun bahane olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz ama... Burada da yapmazsın ama ya. Hani tamam tekli DC'de yap da. Taşıyacağım belki ben. Belki taşıyacağına falan. Güveniyor. Ha olur. Tabii. Burası akademi ligi Johnny. Her şey olabilir. İlk ejder çok hızlı bir şekilde Fyvern'in akademi tarafından öncelik alındı. Ve ejdere de giriyorlar. Şimdi Victor ortadan şöyle bir yaklaşmaya çalışıyor ama... Çok kararlı değil. Hele ki Lilia'nın olmadığı bir pozisyonda... Bu ejderde varlık göstermesi mümkün değil. Galacticos tarafını ve Fyvern'in akademi Okyanus Ejderi ile beraber girişi yapıyor. Eurofall'ın da canı an be an azalmaya devam ediyor. Birazcık da erken çarp kullanmasına yol açtı bu. Ama onu orada cezalandırabilecek herhangi bir Galacticos Akademi oyuncusu yok. Bu arada Kenzi rakip ormanı bir girdi. Hiçbir şey bulamadı. Yampiri ile yetinecek bu noktada. Ekstra bir kendisine kazanç bulamadı. Tabii Nidalee'yi biliyoruz. Hızını biliyoruz. Kendi ormanı temizledikten sonra aşağı nehrin kontrolünü tamamen ele almıştı zaten. Orada nehir taraflarını paylaşmışlardı. Bu pozisyonda rahat bir şekilde ejderi almayı başardı takım arkadaşının yardımıyla. Ya Nidalee'nin hızını biliyoruz Johnny ama yani araya bir okyanus ejderi sıkıştırmış rakibi karşısında sadece 40 altın önde olması Lilia'nın hatta şu anda Gromp'ta Nidalee öne geçecek altında birazcık ekstrem değil mi? Yani çünkü Okyanus Ejderi oyunun başında aslında çok kolay alınabilen bir tarafsız canavardı değil. Tabii canım tek başına almadı zaten en basitinden. Ama işte burada koridor öncelikleri ve koridor durumlarından da bahsetmek gerekiyor. Nidalee sonuçta gidip onu tek başına almadı. Takım arkadaşlarının yardımıyla aldı. Bunun da sebebi yani koridorda önceliği alabilmeniz, doğru dönüşleri yapabilmeniz. Joxy arkaya bıraktı Fener'i. Lilia da gelecek oraya ama 6. seviyeye de gelmişti bu arada Kenz ama... İstedikleri kadar hızlı bir hamle olmadı. Yani Fener'in erken bırakılması bir şekilde farkına varmasını sağladı Fyvern'in akademi üyelerinin. Ve bu alt koridor ziyareti de Kenzi açıkçası vakit kaybı olarak dönüyor.
Ya zaten burada yapabilecekleri çok fazla bir şey yok. O Fener süper doğru zamanda gelse bile ölüm cezası tutmayacak. Yani doğru, o doğru. Girdap olduğu sürece. O yüzden burada koridoru biraz daha dengelediler. Geri dönüşü biraz daha güvene aldılar. Ve oradaki minyon farkı da ya bir minyon dalgası kadar. Şimdi yukarı tarafı doğru bir dönüş var. Alamet etrafında bir toplaşma olacak gibi. Ama tüm bunlar olurken aşağıdan bir minyon dalgası heba oldu. Ve en azından minyon sayısı dengelendi. Yukarıda da ufak tefek evet. Minyonlar görüyoruz kuleyi yemedilen. Yani burada aslında iki tane minyon dalgası mavi tarafın minyonları direkt kuleyi yemedilmiş oldu ve etrafta tecrübesini alacak kimse bile yoktu yani. Zaten 806'lık bir üstünlüğü var Five Run'in ama o rakiplerine yedirdikleri minyon dalgalarının kendilerine gelen kısmını gördüklerinde o altın farkını birazcık daha açabilirler. İyi bir minyon dalgası kontrolü geldi Five Run'in akademiden. Yani Galacticos tarafı minyon dalgası manipülasyon noktasında birazcık sıkıntılar yaşadı bu erken dönemde. Şimdi kendisinden bir alt koridor ziyareti, ölüm cezası, kılıç girdabına bile ihtiyaç duyulmadan engellendi. Şimdi Twisted Fate'den ulti geliyor. Ne tarafa doğru gidecek? Kendisine doğru gidecek ama Luka'nın gittiği yerde Lilia çoktan sıçraya atmış, uzaklaşmıştı. Ama niye sıçra? Thresh'in feneri vardı. Evet, o sıçra önünde vardı. Sıçraya basıp daha güvenli olmak istedi. Şimdi son perde geliyor. Dellal'in canını oldukça azalttı. Ölüm cezası da tutuyor. Dellal yalnız o kadar tank ki neredeyse bütün mermiler isabet etse de alınması için yeterli olmadı. Şimdi arkaya doğru girdi. Yorofal uyuyor. Uyandığında gri ekrana bakıyor olacak. Victor'a ilk kan gitti ama devam olan savaşlarda Five Run'in akademi sanki o az canlı rakip üyeleri toplar mı diye bakıyorum. Alesta bu arada arkada Andriy'i yakalamaya çalışacak ama Samire'yi yakalamak hiç kolay değil. Şimdi ezik katili gelecek. Aa. Son bir vuruş gelmiyor. Hayır. Andriyel tam bundan bahsediyorduk. 2-0 1 ile çıktı bu çatışmadan. İlk kan Galacticos'a gitmiş olsa da Five Run'in akademi bu savaşın kazanan. Kazananı daha da fazlası var. Alamet bölgesi tamamen onların kontrolüne geçmiş oldu bu şekilde. Çok önemli konu dediğin gibi. Samurai'ye giden 2 skor. Oyunun başında bu skorları almak istiyor. Oyunu domine edebilmek için ve oyunu domine etmen yolunda çok önemli bir adım atmış oldu. Alameti almamaları hakkında ne söyleyeceksin? Canlar ve harcanmamış paralar. Ya şu an orayı savunmuş oldular. Orayı durdurmuş oldular. Ve orası için avantaj elde edebilecekleri bir şekilde geri dönecekler. Ya sanki şu anda Five Run Akademi'nin önceliği birazcık daha bulutajları olacak gibi gözüküyor. Yani yine çok hızlı bir ruha doğru emin adımlarla gidiyor olabiliriz. Ki ejder ruhu da Alevya'da daha olacak. Ya aslında ejderin o kadar önceliği var mı? Yani buradaki alameti alıp Samire tarafında o alameti patlatıp Samire'yi birazcık daha öne geçirip zaten kalkan yiyip bitmek üzere. Onu tamamen aktif hale getirmek bence çok daha mantıklı. Tam olarak senin dediğini de yapıyorlar zaten. Ki Twisted Fate'iniz de var. Yani bunu sağlayabilecek, destekleyebilecek. Baktı şimdi Nidalee takım arkadaşı çok iyi durumda. Tamamen yetenek hızı ve destek içerikli bir eşya düzenine doğru gidiyor. Ya Samira'nın bu maçı taşıması çok olası bir senaryo. Şimdi alamet alındı. Bu arada arkaya doğru girdiğini görüyoruz Delal'in. Joxy'nin başı derde girecek mi? Sıçra da geldi. Sabitlendi yerine ve Andriyel seriye bağladı, aldı. Üçüncü skor bu. Ve bütün bunlar olurken de ejder tarafında da herhangi bir varlık gösteremediğini belirtelim Galacticos Akademi'nin. Hem alameti hem de üzerine artı bir Samira skorunu kaybettiler. Ben Nidalee hemen yukarı gelip o alameti açıp bıraksınlar ejder. Ejder sorun değil şu an. Ejderi zaten alsın. Zaten bıraktılar. Şu aynen. Anda Lilia alacak ama özellikle savunma bu kadar geride kurulmuşken ve savunma sadece Kemba'dan oluşuyorken de ikinci kuleyi zorlamaları bile mümkün olabilir bu noktada. Andriyel de tek başına almaya devam ediyor kule barikatlarını. Yani çok 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 büyük bir altın. Burada kendisine gidecek. Tabii ormancıya da gidiyor bir kısmı. Alamet'in gözünü kıran ormancı da biliyorsunuz. 610. Getiri sahibi oluyor ama Andriyel'in çantasındaki çantayı tahmin etme oyunumuz başlamıştır Jöne. Sence ne kadar altını vardır? Bu arada arka Lilia'nın yakalandığını görüyoruz. Lilia da Dellal'e düştü. Ne kadar? 6200. Fena tahmin değil, fena tahmin değil. 243 yaklaşık. 233 yaklaşık.
5977 idi Johnny. Vay be, yakınmış. Güzel, ya güzeldi bence. O Nidal'i almayaydı. Tam o kadardı bak. Ama iyi para ya. Nereden baksan. Çok iyi para. Bakar mısın eşya farkına? Şöyle yani ölümsüz kalkan yayın bütün şampiyonlara faydası var ama Samira'ya çok başka bir faydası tabii, var. Tabii. Yani ultisiyle beraber herkesin içinde gezmek istediğini gayet iyi biliyoruz zaten. Ölümsüz kalkan yayın da bunu çok kolay kılıyor onun için ve karşısında ona yani ağır yara eşyası almamışlar daha diyebileceğimiz kadar bile ilerlemedik oyunda. Evet. Bu arada yani Rally'de çok güzel komboları var. Yani Ren'in kendisine doğru getirdiği şampiyonları zaten hani o şampiyonlar can çekişirken bir de aralarında Samira girince çok çaresiz kalıyorlar. Yani olay birazcık Andre'nin ellerinde şu an. Ama yani sadece önde olan da o değil bu arada. Yanıltıcı olmayalım. Aatrox'un da üst koridorda orada 20 milyonluk bir üstünlüğü. Hatta Cellad'ın çağrısını alabilmesini sağlamış bir altın üstünlüğü getirmiş bu ona. Var yine ormanda Yuraufal'da Kenz'e kıyasla daha iyi bir performans sergilemiş şu ana kadar. Tek minyon farkı orta koridorda. O da yani Twisted Fate'in aldığı 4 asistle beraber eşitlenmese bile çok büyük bir fark değildir diye düşünüyorum. Maçın başında sormuştu hangi kompozisyonu daha çok beğendi diye. Ben Galacticos demiştim. Evet ama şöyle sen kompozisyonu daha basit bir uygulama reçetesine sahip olduğu için beğendiğini söylemiştin. Şu ana kadar nispeten daha zor olanı hiç fena uygulamıyor Fiverr'ın akademi. Çok iyi aynen dediğin onu söyleyecektim. Yani zor olanı yapmak zorundalardı. Oyunun başında ekstra bir şeyler yapmak zorundalardı ve bunu çok iyi yaptılar. Bu da takdir edilesi bir durum. Onu da söylemeden geçmeyelim. Ve bundan sonra eğer ki Bejder Ruhu görürsek her iki takım içinde en aşağı 3 daha ruhlu bir, daha ejderli bir daha ruhu göreceğiz. Bu da tabii dirençlerin çatıyı aşması anlamına geliyor. Samira'ya ekstra kalkan demek bu. Yani zaten öldürmek için o kalkanı kırmamız gerekiyor. Bir de üzerine ekstra bir kalkan daha geliyor. Oldukça sıkıntılı bir durum. Bir de üzerine yetmiyormuş gibi yani yan koridorda da bir şeylerle uğraşmak zorundasınız. Ya Twisted Fate gerçeğini unutmayalım. Ve yani bir anda yan koridordayken bir anda takım savaşının içinde kendisini... Evet. Gösterebilen bir şampiyon. Şimdi Galacticos tarafının bir seçim yapması gerekiyor. Yani Thresh'i nasıl kullanacaklar? Thresh'i rakibin düzenini bozacak, aradan birisini çıkaracak bir obje olarak kullanacaklar? Ya da Jhin'i korumak için mi kullanacaklar? Çünkü eğer Thresh'i önden salarsan Jhin Twisted Fate için ya da işte Samira için çok güzel bir hedef. Ya da işte Aatrox için. Ya bu tercihi yapmak da çok zor olacak. Özellikle orta oyun savaşlarında. İlerisi için bir şey demiyorum. Eğer oyun çok uzarsa böyle dakika 75'i falan görürsek o zaman işler değişir. Viktor falan da işin içine giriyor o zaman. Ama orta oyun savaşları onlar için çok büyük, çok zorlu tercihleri beraberinde getirecek. Ki orta oyuna da normal şartlarda hazırlanmamış dopingli bir Samira karşısına evet. Girmeleri de gerekiyor. Aynen. Şimdi mavi güçlendirme Twisted Fate yalnız arkada Fenomenal'ın üzerine doğru gidecek. Çok güzel çıktı. Harika oyun geldi. Çekim alanından kurtulmayı başaran Luca, skoru alan yalnız yine delil oluyor. Evet, duvarın arkasını mızrağa vurdu ve orada skoru almayı başardı. Füze kemerle müthiş çıktı orada. Luca, çekim alanının bölgesinden bir dakika sonra oyundaki 3. Ejder Vadi'ye inecek. Orada Sidar büyüsünü değiştirdi o pozisyonda. Yoksa koşmakla ilgili bir sıkıntısı yok zaten. Ve ışınlanı geldi. Işınlanı geldiği için yukarı tarafa doğru gidiyor. Ejder Savaşı'nda da rakipleri zorlayabilecek yalnız bir pozisyonda. Yalnız başı derde girebilir Johnny. Şu anda 3 kişilik bir ekip yalnız. Minyon dalgası tam vaktinde eridi. Ya Luca bir sonraki minyon dalgasını da hafifletmeyi başarırsa hızlı bir şekilde Q ile falan. Ki tam olarak da onu yapıyor. Bu kule altı denemesi çok zorlaşacak. Yalnız hala ısrarcı olduğunu görüyoruz Galacticos Akademi üyelerinin. Nidalee'nin tabii orada yardımcı olmaya geldiğinin farkında değiller. Nidalee de dinçleştirici Aytaş'ını almış. Şunu biliyorlar. Şu an bir kırık kronometresi var. Ah. Yani ama o aradan geçseydi. Ama bu, şimdi sıçra geldi Kenz'den. Joxy arkaya feneri bıraktı. Ölüm cezasını biraz erken kullandı. Luca hayatta kalıyor Galacticos'tan. Kötü bir baskın, kötü bir kule altı denemesi. Kötü bir uygulama. Evet. Joxy birazcık daha sabırlı olabilir dediğin gibi. Ya çünkü Renekton'u getirdiğin zaman zaten ilk kitle kontrolünü bırak o tıklayıp yapsın. Senin ekstra bir oyun yapmana gerek yok. Sıçrayı attıktan sonra zaten bunu kim çok iyi yapmıştı? Zerg Sting hatırlarsam geçen hafta yani
Umut'u çok iyi takip etmişti ve ona göre oynamıştı. Çıkarılması gereken dersler de var ya kanka. Ya ama Akademi Ligi'nde de Johnny şimdi 3. senesini izliyoruz artık. İlk haftalarda özellikle bu karşılaşmada olduğu gibi sahneye yeni adım atan oyuncuların olduğu senaryolarda bazen ellerin titrediğini, bazen karar verme mekanizmalarının normalde olduğu kadar iyi çalışmadığını görürüz ama bu çok hızlı tamir oluyor. Yani Akademi Ligi'nin 4. 5. haftasında genelde ilk 2-3 haftasındaki rekabet seviyesinden çok daha ağır bir rekabet seviyesi görürüz. Daha yüksek seviye görürüz. Burada da böyle bir beklentim var açıkçası. Hele hele Akademi Ligi tarihinde en fazla yeni oyuncunun çıktığı mevsimlerden birini yaşarken. Tabii canım. Ya sonuçta hata insanlar için var. Ve yine o hatalardan ders çıkaracaklar. Bizleriz. Böyle böyle gelişeceğiz hep beraber. Ya benim buradan bir ders çıkarmama gerek yok canım. Benim zaten yapabildiğim şeylerden bahsetmiyoruz. Yarın bir gün bir trash gelse. Yok yok gelmesin. Gelmesin mi? Aramda falan. Gelmesin. Bana en çok aynı koridorda oynadığım koridor arkadaşlarım Fener'e ne tıklamıyorsun diye kızar haklı olarak. Ben de bu arada aynı şeyi ben de yapıyorum. Ya güvenemiyorum o Fener'e. O Fener nereye? Evet. Sonuçta trash'in Fener'i yani aldığı ruhları Fener'e kıstıran bir şampiyondan bahsediyoruz. Aynen. Ne bileyim ben bundan hayır beklemeyeyim. Tifa bakar mısın? Yani zebani gibi dolaşıyor ortalıkta. Bundan gelecek hayır. Ben kendim yürürüm istemem Fener'ini falan. Gerekirse sıçrım atarım. Bak Kenz de aynısını yaptı az önce. Sana mı güveneceğim ya dedi. Şimdi yalnız Skewer'dan kaçış o kadar kolay olmayabilir. Saçar Tom kullanmıştı. Ama ultisini kullanarak hemen Skewer'ı ülkeye daldırdı diyelim. Ve skor vermekten kurtuldu. Sen Bambi'ye yetiştin mi? Bambi'ye yetiştim tabii. İzledin mi peki? Bir miktar evet. Ben hiç izlemedim. Yani. Çok çok üzücü bir hikaye ya. Ama ya hep Bambi diyorlar. Yani ne kadar benziyor böyle şeyleri falan. Evet tipi benziyor. O da geyik, o da geyik. Benzer. Tamam o kadar mı ya? İkisi de geyik yani. Yani Krokodil Dandy, Renekton'a ne kadar benziyorsa. Hayır böyle şey, Bambi de öyle hızlanır mıydı, koşar mıydı, kapatır mıydı falan öyle şey. Yok. Uyutur muydu ya da? Ultisi yok diyor. Tamam. Ya altını seviyor. Tamam. Ya öyle bir şey yoktu ama. Sezofreni de atmıyor mu? Tamam. Spoiler vermeyeyim şu an. Hızlanması yok. Bildiğin Ceylan'da da sonra işte ailesini kaybediyor falan gibi böyle bir işin dramatik tavırları var. Ama ikisi de Ceylan olduğu için Bambi deniyor. Peki. Ben birazcık daha Lilya'ya dair şakaları düşünürken. Sen bayağı hakim misin ya? Olayı bu arada. Kitabını da okudum. Yeni filmi çekiliyormuş ben. Ya ben konuyu şey, ben izlemedim deyip kapatasın zannediyordum ama bayağı detaya girdim. Yani çok hakim değilim ama izledim tabii. Sürprizler de olsun. Çocukluğumuzun. Çizgi filmidir. Şimdi arka tarafta Kemba'yı yakaladılar. Tabii Thresh size bu kadar yakınken attığı Fener'in herhangi bir kıymeti olmuyor. Bu ne 4-0-2 ya adam. Yani bu arada Fiverr'ın akademinin aldığı uygulaması zor kompozisyonu şu ana kadar neredeyse hatasız işlettiğini belirtmek lazım. Galacticos Akademi çok hata yapıyor. Evet. Bunu söyledik zaten maçı anlatırken ama Fiverr'ın akademiye de tebriklerimizi iletelim. 4-0-2 bu arada. Baron daha yeni gelmişti. Daha karpuz kesecektik. Nereye gidiyor acaba? Ve bunu durdurabilmek için yapabileceği hiçbir şey yok. Yani, Galacticos Akademi tarafının. Kaç Bambi kaç. Gezmece inan. Az önce sen Bambi derken bu arada onu düşünüyordum ya. Ondan bahsederken Captain Flowers çok iyi yapıyor bu arada bu işleri. Evet, aynen. Graves ile Lilia karşılaşmalarında bu arada bir Ceylan'ın en büyük düşmanı nedir? Bir çifteli silah. Daha çok yapma, çalışalım bunları. Ya çalışmayalım. Bizim için biraz ağır kaçar be Johnny. Sonra boş yapıyor oluyoruz değil mi? Ya biz zaten hep boş yapıyoruz da. Peki en son Captain Flowers'ın kendi yayınında anlattığı Samira karşılaşmasını izledin mi? Hayır. İzlemedin. Maç arasında sana o videoyu göstereceğim. Bir ara scrimleri sunmak istiyorum falan diyordu. Oradan mı? Ya zaten şey bronz maçı anlatmak onun spesiyallerinden bir tanesi. Bir de topluluğun içinden gelen bir isim olduğu için de o köklerini hiç unutmamış. Ama gerçekten son dönemde maç anlatımı inanılmaz ya. Yani izlerken aklım çıkıyor aklım. Senden iyi olmasın ben de çok beğendim. Yok benden iyi yani. Şimdi... Ya şimdi Regardo'nun yeri ayrı. Birbirimizi yemeyelim burada. Dellal aldığı skorların gazına gelmiş gibi gözüküyor 3 kişinin arasında. Ama ya düşmüyor bir de Nidalee geldi oraya iyileştirmeye devam ediyor uyku. Gelse de orada Lilia'dan devamının gelmesi için yeterli değil. Arka arka skorlar Samira yeterince skor almamış gibi. 2'de 2 burada 3'te 3'ünü yaptı. Bir de arkada katliamı tamamlamak üzere ulti gelmiş Luka'dan. 22. dakikada Baron güçlendirmeli.
Vadinin alametini yanına katmış Fivron'un akademi. Bara, daha doğrusu ya dans görür müyüz? Ama danslık canı var mı? Yani şey yok, göremeyeceğiz dans. Yok, tamam. Zaten geri çekildiler. Oyundaki en hoş anlardan bir tanesi. Yani 5'te 5'lere... Bu arada kuleyi direkt düşürdü kafada. 5'te 5 falan çok anlattım. Geri dönüşler anlattım. Son saniye base race'ler anlattım ama... Shelly'nin dans ettiği Nexus... İkincisi mi Shelly'ydi? Sahnesi. Ya onlar sürekli fikir değiştiriyor. Tamam. Biri Shirley, biri Shelly. Biz İlk Shelly, ikincisi Shirley galiba. Sen müthiş bir isim bulmuştun. Ne demiştin? Ne demiştin ya ben bunu? Biz senle konuşmuştuk bu işte. Evet. Sen Selçuk Melçuk bir şey. Ayda. Sanki Şeyli bir şey demiştin. Şükrüye mi demiştin? Bir dakika. Şükrü de Şükrüye mi yapıyorsun? Şükrü ile Şükrüye demiştin. Duyduğum en kötü bunu... fikirlerden birisiydi. Bir daha maç anlatsak Şampiyon Ligi'nde. Bence bunu yapalım. Ya yine ya. Sen hazır mısın? Hazır mısın? Peki şu bölgeye Hüseyin adını vermiş. Hüseyin evet. Totem daha Hüseyin bu hafta sonu. Ben de sanki 3 sene önce olmuş gibi. Harbiden. Sen miydin o ya? Sen miydin? 13.000 altınlık fark skora da neredeyse yansımış durumda. Bu arada dikkatini çekti mi az önceki savaşta Dellal bütün takımı tankladı neredeyse. Evet. Ya Dellal bu arada az önceki savaşta kötü pozisyonda yakalandı. Evet. Pozisyonun aslında önünden baksak orada bunu söyleyecektik. Sonrasında tabii Dellal'e hiçbir şey olmadı. Bir baktık adam 4-0-2 idi o durumda. Bir destek olarak ve tank destek olarak. Ölmedi. Ama yani, skor alamadığı için üzgün müdür? Artık bıraksın canım. O kadar da değil. Ama bir kere de onun tadını aldın, bırakamazsın. 2300 altında önünde rakibi destek oyuncusunun. Gerçi ya rakibinden... Samire ile Jin'in arasındaki farka bakabilir misin? Bir altınları da verebilir miyiz sevgili reji? 4500 orada. 1700 ortada. 1700 ormanda. 3000 civarında üst koridorda. Galaktikos kepenkleri indirmiş gibi gözüküyor Johnny. Aynen şu an. Çok fazla bir cevapları yok gibi. Tabii ya bu kompozisyon öne geçtiği zaman hakikaten nefes aldırmayacak bir kompozisyondu. Uygulaması zordu ama uyguladılar. O sıçra geldi ama Fener güvenliğe bu sefer uzaklaştırdı. Maçın başından beri ilk defa koordine oldukları bir andı. Yani. Yani bu koordinasyon da çok dünyanın en ağır koordinasyonu değil. Hani yakalanan ya adama evet. Fener atıyorsun da. Ya yani Galacticos'un bu maçtaki performansı gerçekten... zayıf olduğu için bunu söylemekte de beis yok aslında. Ki bu takımın biz aynı oyuncularla ilk hafta Fesbe Wildcats Akademi'yi yendiğini de izlemiştik. Ve gayet de iyi oynayarak yenmişlerdi. Onlar için tabii alınacak yollar var. Burada tabii karşılaşma henüz bitmemiş olsa da şu farktan karşılaşmanın geri dönmesi, maçın geri dönmesi çok düşük ihtimalli gözüküyor. Evet aynen öyle. Yani daha Jin ikinci eşyasını yeni bitirdi. Samir'e geri dönecek. Ve 3.5 olacak. Ne oldu? Civalı kuşağı da aldı. Sen 3 eşyasını bitirdi dediğin anda 3.5. 2'ye 3.5. Aynen. Çok 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 büyük fark. Bir tanesi de civalı kuşak. Hani yarım eşya olarak sayıyorum ben. En azından fiyatı açısından öyle ama oyuna yaptığı etki açısından da yani Samire'yi durduramadığı anda Galacticos Akademi'nin herhangi bir savaşı kazanma ihtimali yok. Öyle. Yani ilk dönüşünü, ilk ultisini kullandığı zaman bir kitle kontrolü yiyecek. Ondan çıktığı anda neredeyse yani vakit almayacak ikinci ultisini açması. O yüzden yani Samire bu eşya yaparak bu kadar da fazla üzerinde ekstra eşyalar varken o dansı can yakacak diyebiliriz. Yani o dans Galacticos'un son dansı olabilir. Ve yani Civalı Kuşak'la da beraber Johnny 102 büyü direncine çıkmış. 76 da zırhı var. Tabii %12 iki tane daha ejderinin verdiği ekstralarla beraber bu değerler tabii yükseliyor birazcık. Bu hale geliyor daha doğrusu. Yükselmiş hali bu. Zaten işler zorken iyice bir de tadını kaçırmaya gerek var mı? Belli ki varmış. Aynen. Ve Samira bir karşılaşmada da Akademi Ligi'ne en azından damga vurmaya devam ediyor. Aynen öyle. Bir de ya yanında bir Nidalee'si var. O da çok tatsız. Yani Nidalee'nin üzerindeki eşyalar. Ya diyor ki ben seni hayatta tutacağım. Senin belki çok ciddi bir şeyin yok. Hani ayıklaman yok. Bu arada Rel'i ayıklama olarak da kullanabilirsin. Yetenek seti ona müsait. Ama o gerek yok şu an. Nedenin varlığında şu an çok rahat bir şekilde Samira hayatta kalabilir. Çok garip işler yapmazsa tabii. Olabiliyor böyle şeyler. Şu ana kadar da hiç öyle bir sinyal vermedi. Gayet hakim şampiyona. Ve bir sonraki görev Baron Ayak'ta 50 saniye sonra Dağ Ruhu geliyor.
Ya bu noktada istediği şeyi yapabilir. Yani seçenekler sonsuz. Oyunu bitirmek isteyebilirler dağ ruhunu almadan. Ya şu anda orta koridordan minyon dalgasıyla beraber gidip önce inhibi sonra kalan Nexus Kulesi'ni alsa Galacticos Akademi'nin kurabileceği savunma çok açılması güç bir savunma olmayacaktır. Aynen. Onlar dağ ruhunu alıp son hamleyi yapacaklar. Öyle gözüküyor. Bu dönüşün anlamı biz karışımları alıyoruz. Ve... Oo, ışınlanlar çifte ışınlan geldi. Oho. Orta koridorda kule ittirmeye çalışan Galacticos üyeleri Skewer ve Luca'ya yakalanacak mı acaba? Ya sanıyorum oraya bir ışınlan geldiğinin farkında mı değiller Johnny? Değiller. Ve şimdi ulti de geldi ama ultiyle gelmeyecek ki. Şakanın boyutuna baksana. Kemba'yı yakalayacaklar. Kemba'yı düşürecekler mi? Kemba bu arada 10 canlı oradan çıkmayı başardı. Kemba'yı hala alamadılar. Şimdi Twisted Fate kartları. Kime niyet kime kısmet. Lilia'ya atmıştı. Arkada Kemba'yı bulmayı başardı. Bir kişiyi bile kaybetmeden katliam. Ve karşılaşmanın galibi Fyfer'ın ne kademe olacak? Yani öyle bir plandı ki. Galacticos kendisine neyin çarptığını anlamadı. Geçen sene hatırlar mısın? Ragnar'ın bir oyunu vardı. Aatrox'la. Evet hatırlıyorum. Tek başına girip de yok etmişti. Çok benzeriydi. Ve maç da burada sona erecek.